İstanbul Hepimizin Girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Sırrı Emrah Üçer. Hoş geldiniz Emrah Bey. Hoş bulduk. Evet ben size kısaca Emrah Bey'den bahsedeceğim. 1981 İstanbul doğumlu olan Sırrı Emrah Üçer Vefa Lisesi'nden 1999'da mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü Lisans Programı'ndan 2003'te. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans Programı'ndan 2008'de mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Yakın Dönem Türkiye Tarihi Doktora Programı'nı 2018'de tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme Anabilim Dalı'nda 2009'dan beri araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Başlıca araştırma alanları iktisat ve tarihtir. Evet, bugün de e, bu araştırma alanları içerisinde aslında hepimizi çok yakından ilgilendiren e, şebeke tarihini, İstanbul'un e, telefon şebekesini e, konuşacağız. Sizi bu e, şebeke tarihi çalışmaya iten neydi? Nereden aklınıza geldi bu çalışma? Aslında biraz sizin programınızın isminden yola çıkarak anlatmaya çalışayım. Şehir hepimizin, İstanbul hepimizin dediğimiz zaman, hani ben bunu biraz aslında şehir kime ait sorusuna çevireyim diyorum. Şehir kime ait sorusu da aslında bana biraz şebekeler kime ait sorusu gibi görünüyor. Çünkü aslında şehir dediğimiz şey çok çeşitli altyapı şebekelerinin bir toplamı. Mesela İstanbul için konuşacak olursak işte kadim e, su şebekesiyle başlatabiliriz bunu. Bugün bile birçok e, semtimizin ismi aslında ta Roma döneminden kalma kadim e, su şebekelerinden gelmektedir. E, daha sonra buna işte ulaştırma, haberleşme, e, aydınlanma, ısınma gibi şebekelerin takı, e, katılmasıyla beraber aslında kent dediğimiz şeyi böyle de görebiliriz. E, böyle bir şebekeler bütünleşiği olarak görebiliriz. Kenti böyle gördüğümüz zaman da aslında şehir kime ait sorusu biraz benim kafamda şebeke kime ait sorusunu uyandırıyor. Ve burada aslında şehir hepimizin dediğimiz zaman veya İstanbul bizim İstanbul hepimizin dediğimiz zaman biz İstanbul'un hem şehirlerini kastediyoruz. Yani bir kentin yaşayanlarını kastediyoruz. Bu biliyorsunuz bu yurttaş sözcüğünü aslında Avrupa dillerinde karşılayan citizen sözcüğü de aslında hem şehri demek. Yani aynı kenti paylaşan insanlar demek. Çünkü yurttaşlık kurumsallığı ilk önce kent düzeyinde ortaya çıkmış bir şey. Yani biz aslında şehir hepimizin dediğimiz zaman şunu söylemiş oluyoruz. Biz yurttaşlar olarak bu şehir üzerinde hak iddiasına sahibiz demiş oluyoruz. Ve tabii bizim bu yurttaşlar üzerindeki e, hak iddiamız aslında e, kenti oluşturan şebekelere bir evrensel erişim hakkını savunmak anlamına geliyor. Yani işte su şebekesine bir erişim hakkını savunmak anlamına geliyor. Enerjiye, ulaştırmaya e, ve bunu tabii şeyle de büyütmek mümkün. E, park, konut, eğitim, sağlık gibi daha e, sosyal e, hizmetlerle de e, bütünleştirmek mümkün. Bunu işte çeşitli yazarlar, örneğin David Harvey, bunu şehir hakkı olarak da ifade ediyor. Ben bütün bu hani şehir kimin, şehir hakkı, şehir yurttaşlarındır söylemini biraz bu e, şebekeler kimin, şebekeler yurttaşlarındır, şebekeleri yurttaşların evrensel erişim hakkı vardır söylemi üzerinden e, kendi araştırma alanımdan böyle okuyorum. Şimdi böyle okuduğumuz zaman da e, tabii e, şu soru da hemen arkasından gelecek. Bu şebekeler üzerinde hak iddia eden sadece yurttaşlar değil, yurttaşlar hak iddia ettiği kadar aslında başka aktörler de hak iddia ediyor bu şebekeler üzerinde. Az önceki görselimizi tekrar şey yapabilirsek, görebilirsek orada daha net ifade edebileceğim. Şimdi bu aslında şebeke üzerinde hak iddia eden aynı zamanda devlet ve piyasa var yani piyasa aktörleri ve devlet var ve bunların tabii ki farklı perspektifleri var yani mesela bir yurttaşın bir su şebekesinden beklentisi e, ödeyebileceği fiyatlarla veya mümkünse e, herhangi bir bir ücret ödemeden temiz su kullanabilmesi ama mesela piyasa aktörlerinin farklı beklentileri var e, bu tip şebekelerden e, piyasa aktörleri işte özel şirketler e, daha büyük ticari aboneler yani bu hizmetleri kullanan haneler değil de daha büyük ticari aboneler, işte uluslararası bankalar, yerel bankalar, bunların bütün bu şebekelerden daha farklı, daha kar yönelimli beklentileri var. Tabii devletlerin de bu şebekelerden beklentileri var. Çünkü devletler bütün bu şebekeleri hem şehirleri yönetmek için kullanıyorlar, hem de aslında bütün bir ülke coğrafyasını yönetmek için kullanıyorlar. Kent içinde bu geçerli. Şimdi burada tabii ki devletin şebekeden beklentileri, piyasa aktörlerinin şebekeden beklentileri, yurttaşın beklent şebekeden beklentileri arasında takdir edersiniz ki tam bir uyuşmadan bahsetmek mümkün değil. Özellikle bizim konuşacağımız bu haberleşme şebekesi söz konusu olduğunda, hani bu üç aktörün de aslında aktif bir biçimde çatışmanın içinde yer aldığını görüyoruz. Devlet için haberleşme şebekesini bilgi akışını kontrol etmek aynı zamanda Önemli bir güvenlik meselesi takdir edersiniz ki. Önemli bir yönetim becerisi meselesi. E, piyasa için her zaman hazır bir pazar bu. E, Metalaştırıp satmak isteyeceği. Yurttaş içinse bu e, hayatta kalmak için kullanması gereken e, temel hizmetlerden birisi. E, ve modern kentli yurttaş elinin altında mutlaka işte e, bir postane, daha ilerleyen dönemlerde bir telgrafhane, daha da ilerleyen dönemlerde bir telefon hattı olması beklentisi içerisinde gündelik hayatının ihtiyaçlarını yerine getirebilmek için. Ve tabii bugün geldiğimiz noktada teknolojinin de etkisiyle artık haberleşme sadece bizim diğer yurttaşlarla haberleşme ihtiyacımızın anahtarı değil. Aynı zamanda işte bu pandemi döneminde gördüğümüz gibi mesela insanların eğitim hakkından istifade edebilmesi de ellerinin altında etkin bir haberleşme şebekesi olmasıyla mümkün. İşte internete erişim sağlayabilen yurttaşlarla erişim sağlayamayan yurttaşlar arasında eğitime erişim sağlamak noktasında da önemli bir eşitsizlik çıktığını hep beraber gördük. Şimdi dolayısıyla benim için şebeke kimin sorusuna dönüşüyor? Şehir kimin sorusu? Veya şehir hepimizin sloganı hani biz yurttaşlar hepimizin şebekeleri evrensel erişim hakkı olmalıdır'a dönüşüyor benim baktığım yerden. Böyle baktığımız zaman da tabii ki şebeke tarihi önemli bir konu haline geliyor. Yani bu şebekeler tarihte nasıl kurulmuş? Daha önceki küreselleşme dönemlerinde şirketler burada nasıl hareket etmişler? Yurttaşların beklentileri ne olmuş? Devletin beklentileri ne olmuş? Ve İstanbul'da şebeke tarihi açısından son derece zengin bir malzeme sunan bir şehir. Yani 19. yüzyıldaki ilk işte yabancı şirketlerin yaptığı yatırımlardan itibaren... Hani bu üç aktörün İstanbul arenasında aslında varlık göstermeye başladığını şebekeler üzerinde söyleyebiliriz. Şimdi ben burada bu İstanbul'un zengin şebekeler tarihi sayfalarından İstanbul Telefon Kumpanyası'na bakmaya çalışacağım maalesef. Evet yani bu... Ee, şebeke aslında bir hak yani hak e, yani vatandaşın kendi hakkını nasıl kullanımıyla da ilgili e, gördüğüm kadarıyla ve tabii e, bütün bu e, yani telefon e, ve haberleşme politikaları 19. yüzyıla kadar uzanıyor Osmanlıya kadar peki nasıldı Osmanlı'da haberleşme politikaları e, bütün bugün konuştuğumuz e, sizin başta söylediklerinizle bağlantılı mıydı? Aslında Osmanlı İmparatorluğu'nu konuşurken özellikle şebekeler tarihi anlamında ilginç bir şekilde günümüzü konuşuyor gibiyiz. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısındaki dönemi aslında biraz bir serbest ticaret ve serbest yatırım dönemi. Yani uluslararası şirketlerin özellikle İstanbul, İzmir gibi daha da bugünkü Türkiye coğrafyasının dışına çıkarsak o zamanki Osmanlı kentleri olan Beyrut, Selanik gibi kentlerde önemli yatırımlar yaptıklarını görüyoruz. Ee, yani tabii ki bunlar e, uluslararası şirketler e, imtiyazlar çerçevesinde bu yatırımlarını yapıyorlar ve bu yatırımları yaparken de tabii ki e, kar motivasyonuyla e, yapıyorlar. Şimdi burada e, günümüzde şöyle bir benzerlik kurabiliriz. E, şimdi kentleri iki, iki yönlü düşünebiliriz. Kentler hem aslında e, bir küresel ekonomik iş bölümünün parçası, özellikle bu İstanbul gibi kentler. Söz konusu olduğunda çok daha görünür durumdadır. İzmir gibi kentler, bunlar hem uluslararası para hareketlerinin, mal hareketlerinin içinde bir konuma sahipler, hem de bunlar aslında e, siyaseten beraber tanımlandıkları e, devlet ünitelerinin içinde e, iş bölümünde bir konuma sahipler. E, dünyanın küreselleşme dönemlerinde aslında kentlerin birinci özelliği ön plana çıkıyor. Yani kentlerin e, uluslararası bir e, ekonomik iş bölümünün parçası olma özelliği. ...daha çok ön plana çıkıyor. Şimdi Türkiye'nin geçmişine baktığımız zaman da Osmanlı İmparatorluğu'nun... ...özellikle son dönemi bütün bu küresel para, mal, insan hareketleriyle... ...bütünleştiği bir dönem ve Osmanlı İmparatorluğu içerisinde de... ...birçok şirketin yatırımlar yaptığını görüyoruz. İşte ulaştırma yatırımları var, işte çeşitli enerji şirketleri var efendime söyleyeyim e, su yatırımları var. Yani bu az önce bahsettiğimiz şebekelerin e, tümüne dönük e, yatırımlar var. E tabii bu e, günümüzle benzer yönleri var. Çünkü 20. yüzyılda bu anlamda bir kesinti yaşandı biliyorsunuz. Yani 20. yüzyılda e, bir ulus devletler e, oluşumu çağında e, bütün bu e, kentlerin tekrar hani o küresel işgücünden kopup e, kent Ulusal iş bölümü içerisine konumlandırıldığı bir dönem oldu. Tabii bu şebekeler açısından da pozisyonun değişmesi anlamına giriyor. Yani çünkü daha uluslararası rekabette konum tutmaya çalışan şirketlerin yaptığı yatırımlardan, hani ulusal şebekeler yaratmaya çalışan devletlerin yaptığı yatırımlara dönüşüyor olay. Sonra 1980 sonrasında işte özelleştirmelerle beraber yeniden bütün bunların aslında özel yatırıma, özel şirket faaliyetine e, açıldığı bir döneme yeniden girdik. E, ve aslında kentlerde ikili bir süreç yaşanıyor. E, hani hem kentlerin şebekeleri yeniden e, bu küresel iş bölümünün ihtiyacına göre biçimlenmeye başlıyor. Biraz e, daha önce içinde yer aldıkları ulusal iş bölümünden sıyrılmaya başlıyorlar. Ama bu sıyrılma işlemi e, bir şekilde e, devletin egemenlik güvenlik alanını ve yurttaşın haklar alanını e, tehdit eden bir e, ...gelişme eğilimine sahip. Yani yönetilmesi çok zor. Anlaşılması da biraz e, karmaşık bir düzlem yaratıyor. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nda e, haberleşme politikalarına e, bakmak gerekiyor. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda haberleşme politikaları e, nasıl biçimlendi? E, i̇şte aslında bunun da e, kökenine e, postadan girmek gerekiyor. E, şimdi e, siz de mutlaka... E, Rastlamışsınızdır, biliyorsunuzdur hem kent gezilerinden hem okuduğunuz e, tarihi romanlardan. E, aslında İstanbul gibi kentlerde e, çok eski zamanlardan beri e, birçok farklı e, tabiyete mensup e, postaneler var, yabancı postaneler var. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda e, posta hizmetleri bizim e, günümüzdeki egemen devletlerin e, olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu e, tekelinde değil eee kapitülasyonlar çerçevesinde birtakım işte yabancı devletlere postane işletme eee ayrıcalığı da tanınmış durumda ve büyük kentlerde neredeyse 8-9 farklı büyük gücün işlettiği postaneler olduğunu görüyoruz. Eee şimdi tabii bu kadar çok yabancı postane olması bunun için ciddi bir talep olduğunu da gösteriyor. Yani bu ciddi talebin arkasında yatan faktörlerden biri yine işte bu 19. yüzyılda bahsettiğimiz Şirketlerin faaliyetleri, ticaret faaliyetleri, para hareketleri, mal hareketleri. Ama tabii bu kadar büyük bir hacmin tümünün ticari aboneler tarafından kullanılması da mümkün değil. Tabii ki burada bu posta hizmetlerinin yurttaşlarının da kullandığını görüyoruz. Yani az önceki şebeke kimin tartışmasına geri dönecek olursak, Osmanlı'nın posta şebekesine baktığımızda yabancı postanelerin hakimiyeti olduğunu e, burada tabii da... denetleyemiyor değil mi? Devletin denetleyemediği bir e, bu yabancı postaneler denetlenemiyor. Evet, evet. evet. şebeke evet. üzerinde devletin hani hak iddiasını tamamen dışlayan bir yapı bu. çünkü yabancı postaneler üzerinden gerçekleşen yazışmalar üzerinde devletin takdir edersiniz ki mükemmel bir kontrolü olamıyor. Şimdi bu posta alanındaki bu durum aslında biraz da kaotik durum. Yani o dönem mesela Avrupalı gezginler geldiğinde şaşkınlıkla karşıladıkları. Çünkü Avrupa'da bu posta tekerleri 16. 16. 17. yüzyıl gibi erken dönemlerde kurulmuştur. Şaşkınlıkla karşıladıkları bu durum. Osmanlı İmparatorluğu'nu telgraf teknolojisi geldiğinde telgraf teknolojisine biraz temkinli yaklaşmaya itiyor. Yani Osmanlı İmparatorluğu telgraf şebekesini postada yapamadığı, yapabileceği bir alan olarak görüyor. Yani bütün ülkede bir telgraf şebekesi kurarak ve bu şebekeyi devlet kontrolü altında tutarak, devlet mülkiyeti altında tutarak kendi haberleşme ihtiyacını ve aslında kendi yönetme ihtiyacını, kendi işte coğrafyasını nüfuz etme ihtiyacını karşılayabileceği bir araç olarak görüyor. Yani ben bunu yazdığım yazılarda şöyle ifade etmeye çalışıyorum. Aslında bir posta bağımlılığı ilişkisi içerisinde Osmanlı İmparatorluğu. Yani Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasında posta hizmetleri e, Avrupalı güçlerin elinde, posta konusuna bağımlı bir Osmanlı İmparatorluğu var. Osmanlı İmparatorluğu bu posta bağımlılığını aşabilmek için bir telgraf korumacılığı politikası geliştiriyor. Yani telgrafı, telgraf şebekesini kendi denetiminde, kendi kontrolünde tutmak için azami bir özen sergiliyor. Bu mesela söz gelimi bir demiryolu yolu şebekesiyle de ciddi bir tezat içerisindedir. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nda 19. yüzyılda telgraf şebekesi dışındaki altyapı şebekelerini tamamen yabancı şirketlere verilen imtiyazlarla inşa edildiğini görürsünüz. Ama Osmanlı İmparatorluğu biraz o posta bağımlılığından dili yandığı için telgrafı üfleyerek yiyor diyelim. Yani bir telgraf korumacılığı politikası izliyor. Şimdi tabi bu telgraf korumacılığı politikası telefona yaklaşımı da belirleyecek. Yani çünkü telefon telgraf kadar e, aşillenebilir, e, yazışmaları, görüşmeleri takip edilebilir e, bir teknoloji olarak algılanmıyor o dönem. Yani işte biliyorsunuz ki mesela söz gelimi Nutuk'u e, okuduğunuz zaman e, görürsünüz ki Nutuk'un önemli bir kısmı, belgeler kısmının önemli bir kısmını telgraf metinleri oluşturur. Çünkü telgraf yazışmalısının, telgraf haberleşmesinin şöyle bir özelliği var. Yazıya dönüştürülüyor, arşivleniyor ve bu, bu tabii ki devletin e, takip, gözetim e, işlevini de e, kolaylaştıran bir mekanizma, kayıt oluşturma, kayıt biriktirme özelliğini kolaylaştıran bir mekanizma. Ama telefon öyle değil. Telefon en azından öyle olmadığı düşünülüyor. E, telefonun e, kontrol edilmesi çok güç. Evet, sesi denetleyemiyor yani. Evet. Sesi denetleyememek. Yazı denetlenebilir bir şey ama ses denetlenemiyor. Zaten 19. yüzyılda bu iletişim teknolojisi ve iletişim devrimi ve matbaa devrimiyle aydınlar Abdülhamit'i oldukça korkutmuş durumda. Bunun üzerine tabii ki o denetlenemeyen dille birlikte sanırım ses de ayrıca korkutucu bir unsur olarak telefonun bu kadar gecikmesinde önemli bir unsur mu? Yani Abdülhamit'in herhalde evet. bunda parmağı büyük değil mi? İşte o ben biraz bu şebeke kime ait üç aktör dedim ya orada aslında telgraf büyük oranda devlete ait yani devletin yönetme ve güvenlik ihtiyaçlarına cevap veren bir e, uzun mesafeli şebeke yani İstanbul'la Hicaz arasında icabında haberleşmeyi sağlayan kısa sürede ve devletin ihtiyaçlarına esas olarak cevap veren bir şebeke. Tabii ki bundan yurttaşlar ve piyasa aktörleri de e, istifade ediyor ama burada esas aktör devlet. Şimdi siz dediniz ki az önce burada Abdülhamit'in asla rahatsız olduğu bir takım işte aydınlar var. E, efendime söyleyeyim şeyler var. Şimdi bu aydınları da ben biraz kentliler gibi görüyorum aslında Yani bu, bu insanları haberleşme şebekesi üzerinde iddia sahibi olan Ortaya çıkan yeni kentli yurttaşlar olarak görebiliriz Bu insanlar telefon isteği içindeler Yani daha kentsel şebeke içerisinde kullanabilecekleri Şimdi bu tip kentsel şebekeler özellikle de elektrikli kentsel şebekeler Hamit gibi daha böyle otokrat liderler için kabus. Niçin? Çünkü e, işte aydınlatmanın elektriklendirilmesi, sokakların aydınlanması, kentte bir e, gece hayatı oluşması, e, işte tramvayların elektriklendirilmesi ve kent içi ulaş, ulaştırmanın hızlanması e, ve işte tabii ki telefonun kullanılmaya başlanması, kent içi dinamizmin e, aşırı yükselmesi anlamına geliyor. Ve bu kadar yükselmiş bir kent içi dinamizm, özellikle de bunun başkentte bu kadar canlanması Abdülhamit'in çok tercih etmediği bir şey. Bütün genel olarak elektrik teknolojisinin özel olarak telefon teknolojisinde talihsizliği biraz Türkiye'de Abdülhamit'in tahtta olduğu döneme denk gelmiş olması. Bunların dünyada dünyada işte yaygınlaşmaya başlaması 1880'lerden itibaren. Dünyada bu teknolojiler yaygınlaşmaya başlıyor ve yavaş yavaş ulaştırma, haberleşme şebekeleri elektriklendirilmeye başlıyor. Dünyanın bütün kentlerinde, bir tek İstanbul'da da değil. Ve bu dönemin Abdülhamit dönemine denk gelmesi tabii ki biraz sıkıntı. Şimdi ilk başta bunu şirketler yapmak isteyecek İstanbul'da işin kurumsal çerçevesine biraz gelecek olursak, ilk başta bunu şirketler yapmak isteyecek İstanbul'da imtiyaz başvurusunda bulunacaklar. Diğer bütün alanlarda imtiyazlar biraz temkinli de olsa verilirken telefon alanında imtiyaz verilmediğini görüyoruz imtiyaz vermek yerine doğrudan e, o dönemin e, posta telgraf nezaretinin, posta nezaretinin yani PTT'nin atasının kendisinin bir telefon şebekesi kurmayı tercih ettiğini görüyoruz 1881'de. Tabii bu telefon şebekesi esas olarak e, yine devlet kurumlarının ve bankaların e, kullanımı için yapılmış bir telefon şebekesi. E, bin kadar e, hatta sahip e, çok yaygın bir e, telefon şebekesi değil. E, ama beş sene kadar çalışıyor bu telefon şebekesi ve posta nezareti bir yabancı şirkete e, şey verilmesindense, imtiyaz verilmesindense e, bu şebekeyi bizzat inşa etmeyi tercih ediyor. Şimdi buradaki tabii ki e, yine posta bağımlılığı anılarının e, etkin olduğunu söyleyebiliriz. Yani çünkü yabancı postanelerin e, etkinliğinden çok zarar görmüş bir devlet var e, ve bu devlet... E, telefon alanında yabancı şirketleri yeniden bir alan açmak istemiyor. Telefonu getireceksek de biz getiririz. E, tavrıyla. kendileri bir şebeke inşa ediyorlar. Fakat devletin kurduğu bu şebekeden de devlet e, şey Abdülhamit rahatsız oluyor ve 1886 yılında İstanbul'daki telefon şebekesinin sökülmesi emrini veriyor. Evet, peki buradan şeye geçelim şimdi. İstanbul Telefon Şirketi. Yani bu söküldükten sonra İstanbul Telefon Şirketi ne zaman kuruluyor? Ee, ve e, bu kolay oluyor mu? Onu söyleyeyim yani. Abdülhamit'in olmadığı bir dönem artık herhalde. <laughs> evet yani Abdülhamit'in e, iktidardan uzaklaşmasından sonra ancak e, telefon şirketleriyle e, imtiyaz görüşmelerinin sonuca varabildiğini görüyoruz. E, i̇şte burada bir önemli bir aktör olarak e, Hamit'ten bahsettik. Şimdi burada şeyi tekrar vurgulamak istiyorum. Dünyada her yerde 1880'lerde, 1890'larda elektrikli kent şebekeleri kuruluyor. Bununla ilgili bir tablom da vardı. Şimdi mesela burada farklı dünya şehirlerindeki ki bunlar aslında özellikle Avrupa'nın merkezindeki kentleri seçmedim. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu gibi çevre ekonomilerden kentler seçtim. Çünkü Avrupa'daki tarihler bizim için gösterge olmayabilir diye. Şimdi burada baktığımız zaman... İstanbul'un ve İzmir'in e, kent şebekelerinin elektriklendirilmesiyle diğer dünya kentlerinin e, şebekelerin elektriklendirilmesi arasında ciddi bir e, zaman geçtiğini görüyoruz. İşte bu 1886'da İstanbul'daki şebeke söküldükten sonra e, 1909'a kadar bir ihale yapılamıyor. E, 1909'da bu ihaleyi yapan da, şimdi ikinci bir figürü sokayım söyleşimize... Cavit, Cavit Bey, Mehmet Cavit Bey, işte bu İttihat ve Terakki'nin meşhur maliye nazırı. Liberal görüşleriyle tanınan bir devlet adamı, bir maliye nazırı. Bugünkü deyimle belki bir ekonomi bakanı gibi düşünebiliriz. Ve aslında İttihatçıların iktidara geldiklerinde bütün bu kentsel şebekelerle ilgili imtiyazları hız verdiğini de görüyoruz. Yani bu biraz da aslında geride kalan 20 sene boyunca baskılanan kentli aydınların taleplerinin açığa çıkması olarak bunu okuyabiliriz çünkü özellikle İstanbul, İzmir gibi Avrupa şehirleriyle de kültürel olarak temas içinde olan dünyada ne olduğunu bittiğini takip eden yurttaşlar hemşehriler var ve bunlar Avrupa şehirlerinde olan şebekelerin artık İstanbul'da, İzmir'de olma İzmir'de de olmasını talep ediyorlar. Ve aslında iddiaççılar da büyük oranda sırtlarını bu e, kentli e, aydınlara dayadıklarını biliyoruz. Ve biraz aslında Mehmet Cavit Bey'in hızlı bir şekilde bütün bu e, imtiyaz sözleşmelerini ilerletmeye çalışmasını e, bununla iliş ilişkilendirilebileceğini düşünüyorum ben. E, yani tabii burada niye peki bunu tekrar posta nezareti eliyle yapmadı? Burada tabii ki e, posta nezaretine dönük, onun bürokrasisine dönük de Özellikle ilk dönemlerde bir güvensizlik olabilir. Yani işte burada e, posta nezareti çünkü yabancı şirketlerin girişine şiddetli bir biçimde karşı. Fakat bir şekilde Mehmet Cavit Bey e, bu anlaşmayı yapıyor. Şimdi bu anlaşmanın yapıldığı dönem e, Avrupalı sermayedarlar açısından da çok kritik bir dönem. Çünkü e, aslında Avrupa'da telefon kamulaştırmaları 1910'larda başlamıştır. Yani... E, Avrupa'da da benzer bir durum var. Avrupa'da da büyük telgraf e, işletmecileri telefon teknolojisinden çok memnun değiller. E, ve telefon alanında özel şirketlerin e, kendi paylarına ortak olmasına e, çok sıcak yaklaşmıyorlar. E, güvenlik endişeleri de işin içine giriyor. Ve 1910'larda aslında Avrupa'da telefon şebekelerine dönük kamulaştırmaların başladığını görüyoruz. E, Avrupa'daki telefon şebekelerinin yavaş yavaş kamulaştırılmaya başlanması... Tabii ki İstanbul'daki bu ihalenin değerini daha da yükseltiyor yabancı şirketler gözünde. Ve ihaleyi dört yabancı şirketin içinde bulunduğu bir konsorsiyum kazanıyor. Yani bu konsorsiyumlar günümüzdeki özelleştirme ihalelerine giren konsorsiyumlara benzetilebilir. Mesela telefon şebekesini kazanan konsorsiyumun temsilcisi Web adında, Herbert Lowes Web adında bir İngiliz mühendis dünyanın çok çeşitli bölgelerinde telefon şebekeleri kurduktan sonra İstanbul'a geliyor. Bu dört tane şirket var. Bunların ikisi İngiliz şirketi, bir tanesi Amerikan şirketi, bir tanesi ise Fransız şirketi. Mesela bu Fransız Thomson Houston kampanyının sadece telefon alanında değil, mesela enerji alanında da İstanbul'da aktif olduğunu biliyoruz. Mesela şeye giderseniz silahlara, santralini giderseniz oradaki büyük turbo birinin üzerinde Thomson Houston e, Company yazıyor. National Telephone Company İngiltere'den, Western Electric Company biliyorsunuz bu da çok meşhur bir kamp, e, şirket. Bugün bile varlığı Devam eden bir Amerikan şirketi ve British Insulated and Half-Kil Company. Bunlar e, aslında uluslararası telekomünikasyon devlerinin ilk örnekleri. E, bunlar e, Türkiye'deki e, ihaleye büyük bir iştahla giriyorlar ve kazanan konsorsiyum oluyorlar. Ee, bu şekilde Konstantin Konstantinopel Telephone Company İngilizcesiyle e, o, o dönemki Osmanlıca söylenişiyle de Delsadet Telefon Kumpanyası e, kurulmuş oluyor. 1909'da ihaleyi kazanıyorlar. 1910'da imtiyaz kanunu çıkıyor. Yani biraz e, o dönemde işte önce e, şey icraat arkasından e, yasal düzenleme şeklinde gidiyormuş demek ki. E, 1911'de de Efendime söyleyeyim şey geliyor. E, şirketle sözleşme imzalanıyor. Şirket hatlarını inşa etmeye başlayacak. 1913'te de e, inşaat tamamlanacak. E, burada da işte bir e, faturası göründü şirketin bir mezat firması tarafından e, satışa çıkartılan. Bugün mesela internete girip İstanbul Telefon Kumpanyası faturaları yazdığınızda bugün hala sahafların elinde bu tip e, faturaların döndüğünü de rahatlıkla görebilirsiniz az önce görsele yansıdığı gibi. Şimdi bu telefon kampanyası bir telefon tekeli imtiyazı alıyor İstanbul için. İstanbul'da tarihi yarımada, Galata, adalar ve Üsküdar yani Anadolu yakasını kaplayan 30 senelik bir imtiyaz bu. 10 bin hattı içeriyor yani 10 bin hatlık bir imtiyaz. Burada elde edilen hasılatın 15'inin devlete ödenmesi öngörülmüş sözleşmede. Yani bunu bir özelleştirme gibi düşünebilirsiniz. Ama burada özelleştirme öde, ödemesi baştan yapılmıyor da elde edilen kardan e, belli bir pay devlete ödeniyor. 10 e, sene sonra kamulaştırma hakkı saklı devletin. Yani devletin burada asıl şirkete bir yandan bir alan açtığını görüyoruz. Ama bu alanı açarken de 10 sene sonra kamulaştırma hakkını da e, gizli tuttuğunu e, görüyoruz. Bunu da günümüzün yap işlet devlet e, sözleşmelerine e, benzetebiliriz. İngiliz mühendisler tarafından inşa ediliyor. O dönem İngiliz mühendisler için bu bir bir challenge olarak algılanıyor yani İngilizce deyimle. Yani işte çok tepeler var, işte boğaz altından çekilmesi gereken hatlar var, adalara çekilmesi gereken bir denizaltı hat var. Yani bir kentsel şebeke olarak İstanbul'a inşa edilecek şebeke güç bunun altından kalkacak yeterlik neyse ki oluşmuş geride kalan 20 sene 30 sene içinde ve bunu İngiliz mühendisler ve teknisyenler ağırlıklı olarak e, inşa ediyorlar. Ve 1915 itibariyle baktığımız zaman 4156 abonesi olduğunu görüyoruz İstanbul Telefon Kumpanyası'nın. Bu 4156 e, abone e, yaklaşık 5.1 milyon konuşma yapmış 1915 senesi içerisinde. Bu da bir abonenin günde yaklaşık 3.5 arama yaptığı anlamına geliyor. Yani aslında epey de e, abonelerin e, faal kullandığı bir şebeke olduğunu anlıyoruz. Tabii bu bu tip telefon şebekesi imtiyazları beraberinde umumi telefon noktası kurma e, zorunluluklarını da getiriyor. Bunu günümüzün telefon kulübelerine benzetebiliriz. Bu şekilde de 60 umumi telefon noktası kurulduğunu e, görüyoruz halkın e, kullanımı için. Şimdi tabii e, 1915 itibariyle işte 4000 e, civarı abone abonesi olduğunu biliyoruz İstanbul Telefon Kumpanyası'nın. Aynı dönem mesela Rusya'ya baktığımızda toplam 144 bin telefon abonesi olduğunu, Japonya'da 232 bin telefon abonesi olduğunu, Arjantin'de 70 bin telefon abonesi olduğunu, İspanya'da 35 bin, Endonezya'da 16 bin telefon abonesi olduğunu da söylemek lazım. Yani aslında İstanbul'daki telefon şebekesi son derece küçük bir telefon şebekesi. 207 personel çalıştırıyor bu şebeke. Özellikle bunun içindeki 100 kadar kadın e, santral operatrisi önemli. Bunlar e, çok uluslu, çok dilli, çok dinli bir topluluk. İstanbul'un kozmopolit nüfusuna e, hizmet veren. Burada Yavuz Selim Karakış'la hocamızı anmak isterim rahmetli. Onun çok güzel bir çalışması var. E, İstanbul Telefon Kumpanyası'nın kadın operatrislerinin e, grevlerine ilişkin çalışması. E, Tabii erkek çalışanlarla ilgili de bir şey söyleyeyim. Onlar da bir futbol takımı kurmuşlar Telefoncular FC diye. Fakat Telefoncular FC katıldığı 1913-14 sezonunda ne yazık ki Fenerbahçe'ye 9-0, Galatasaray'a da 5-0 yenilerek sonuncu olmuş. Çalışanların da böyle bir takım izleri var popüler kültürümüzde. Şeyimizde. Evet, e, Cumhuriyet döneminde ancak sanırım bu kamulaştırma mümkün oluyor değil mi Emrah Bey? Aslında Cumhuriyet ilk önce bir nikah tazeleme yapıyor. Yani 1920'lerde Cumhuriyet ilk başta hemen bu şirketleri kovmuyor Türkiye'den. Neden? Çünkü aslında bu şirketlerin devletin bulamayacağı bir takım imkanları bulma imkanı olduğunu da unutmamak lazım. Yani aslında bu şirketler uluslararası sermaye piyasalarından yüklü anlamda kaynak kullanabiliyorlar. Söz gelimi İstanbul Telefon Kumpanyası'nın da Londra'daki borsada iki kere işte sermaye arttırımına halka arza gittiğini ve bir keresinde 300 bin sterlin topladığını, bir keresinde 200 bin sterlin topladığını görüyoruz. Tabii böyle bir para o dönem Türkiye'de yok. Yani bu önemli bir imkan. Şimdi devletler için, şimdi az önce demiştim ya devlet ve piyasa aktörü Şimdi devletler için bu piyasa aktörleri karşısında ikircikli bir konum var. Bir yandan devletler bu piyasa aktörlerinin önünü açtıklarında bu şirketler devletlerin bulamayacağı paraları bulup büyük yatırımları hayata geçirebiliyor. Ama bu bir yandan da devletin kontrol sahasını daraltabiliyor. Şimdi devlet o yüzden burada mümkün olduğu kadar bu iki eğilim arasında denge kurmaya çalışıyor. Yani bir yandan bu şirketlerin finansman dinamizmini altyapı şebekelerinde canlı tutmaya çalışıyor. Yani mümkünse kendi cebinden para çıkmadan e, kentlerinin kalkınması, e, işte haberleşme şebekelerinin iyileşmesi için. Ama bir yandan da bu e, şebekeler üzerinde bir e, kontrol kurmaya çalışıyor. 1920'lere baktığımızda da devletin buradaki politikasının bir yandan İstanbul'da ve İzmir'de özel şirketlerle sözleşmeleri sürdürmek olduğunu ama bir yandan da diğer kentlerde yani Eskişehir, Ankara gibi Anadolu kentlerinde şirketlerin yatırım yapmak istemeyeceği kentlerde bizzat bu şebekeleri e, kurduğunu ve kentler arasındaki bağlantıları da kurduğunu görüyoruz. Yani aslında devletin e, bir yandan şirketlerle ilişkiyi sürdürürken 1920'lerde bir yandan da telefon şebekesini kentsel bir şebeke olmaktan çıkartıp ulusal bir şebeke haline getirmeye çalıştığını görüyoruz yatırımlarıyla, kendi yatırımlarıyla. Eee tabii bu sürdürülebilir bir şey olmayacak. Burada 30 buhranı takdir edersiniz ki önemli bir e, dönüm noktası. 30 buhranı ile beraber aslında işte şirketlerin kar transferlerinin de kısıtlanması ve uluslararası sermaye piyasalarında Türkiye gibi ülkelere yatırım yapma yönündeki motivasyonun azalması ile beraber yavaş yavaş kamulaştırmalar başlayacak. Bu telefon şebekesinde de 1935'te İstanbul Telefon Kumpanyası'nın 1938'de de benzer bir hikayesi olan ama Cumhuriyet döneminde kurulan İzmir ve civarı telefon şirketinin kamulaştırıldığını görüyoruz. Ve bunlar tabii ki PTT bünyesine katılacak. Ama burada hani ben bunun telgraf şebekesiyle beraber görmek gerektiğini düşünüyorum. Yani aslında zaten PTT 1850'lerden beri bir telgraf işletmecisi ve bayağı yetkin bir telgraf işletmecisi. Bir dönem işte biraz o ikinci meşrutiyet sonrası heyecanla, Özel şirketlerin İstanbul'a sokulduğunu görüyoruz ama sonra tekrar bunların PTT bünyesi altında konsolide edildiğini görüyoruz. Bu PTT tekeli sonra 1994'teki özel cep telefonu şirketlerinin kuruluşuna kadar da devam edecek. Evet, bugün de hala tartışılan bir konu tabii ki bu şebekeler, cep telefonları, uydular. Herkes bizi dinliyor mu? Gerçekten güvende miyiz? Bu da daha büyük tartışmaları beraberinde getiriyor sanırım. Evet Emrah Bey, yani sizce bitirirken şunu da sorayım: Siz ne düşünüyorsunuz bu tür tarih böyle bir bu tarz çalışmalar için temennileriniz neler? Bu tarz çalışmaların Türkiye'de eksikleri var mı? Neler yapılması gerekir sizce? Yani bu çalışmaları şeyden çıkartmak gerekiyor. Yani bu çalışmalar biraz böyle bir işletmecilik tarihi tarzında çalışmalar olabiliyor. Biraz böyle bir işte sal tarih çalışması gibi çalışılabiliyor. Mesela posta tarihi işte böyle bir filatelistlerin özel ilgi alanı gibi çalışılıyor. Halbuki bütün bunların güncelliğinin göz önünde bulundurularak çalıştırılması gerekiyor ve aslında İstanbul'un bu 20. yüzyılın başındaki ve 19. yüzyılın sonundaki özel şirket deneyimlerinden bir şeyler öğrenmek gerekiyor. Şunu söyleyeyim, son özelleştirme döneminde özel şirketlerin yeniden haberleşme alanında ön plana çıkmasıyla beraber yeniden şu davranışın geri döndüğünü görüyoruz. Çilek toplama, cherry picking diye ifade edilen, yani özel şirketlerin sadece kar edebildikleri bölgelerde yeni teknolojileri kurmaları. Mesela fiber şebekeyi düşünün, fiber internet şebekesini düşünün. Bugün Febe'nin internet şebekesi İstanbul'da sadece e, talebin olduğu zengin muhitlerde e, ve bu ciddi bir e, aslında eşitsizlik yaratıyor. E, ve bu özel şirketlere bırakıldığı zaman bu hep böyle olacak. Yani bu tamamen özel şirketlerin, piyasa aktörlerinin denetiminde olduğu zaman e, burada hep e, en zengin muhitler bu şebekelerden istifade edecek. Daha yoksul bölgeler bu şebekelerden dışlanacak. E, tabii burada... E, Öbür tarafta da devlet var. Devlet de bütün bu haberleşme şebekelerine girerken sadece yurttaşların haklarını gözeterek girmiyor ne yazık ki. Devletin de burada güvenlik sansür gibi kaygıları var. İşte yine bugün internet şebekesi söz konusu olduğunda bunu görüyoruz. Şimdi Türkiye'de son 10 senedir aslında hem telekomünikasyonunda hem diğer şebekelerde şirketler ciddi bir kriz içerisindeler. Bu kriz çözülme göstergesi de sergilemediği için aslında yavaş yavaş bütün bu şebekeler devletin kontrolüne geçmeye başladı. Bunu telekomünikasyon şebekesinde gördük. Şimdi burada yurttaşların güçlü bir aktör olarak ortaya çıkması ve bütün bu şebekeler üzerindeki hak iddiasını hem piyasa aktörlerine hem de devletin güvenlik gözetim paranoyasına karşı yükseltmesi gerekiyor. Biraz da bütün bu şebekelerin tarihlerinin bu güncel şebekeler üzerindeki yurttaşların şebekeler bizim mücadelesiyle ...ilişkilenerek kurması gerekiyor. Bu görseli çok beğeniyorum. Çünkü bu tam hani bugün şunu gösteriyor. Bugün bir ortalama yurttaşın eğitim hakkını kullanabilmesi... ...ancak internete erişim hakkına sahipse mümkün. İşte burada da internete erişmek için e, yükseklere tırmanmak zorunda kalmış... E, ...köy çocuklarını görüyoruz. Demek ki bu iş şirketlerin sadece en lüks muhitlere kurduğu fiber şebekelerle olmuyor burada bir şekilde kamu yatırımlarının devlet planlamasının sürece dahil olması gerekiyor ama bunun da mümkün olduğu kadar yurttaşların özgürlüklerine ve yurttaşların erişim hakkına gölge düşürmeden olması gerekiyor. Bunu bugün nasıl yapabileceğimizi anlamak için tarihte bu şebekelerin ekonomik politik olarak nasıl kurulduğunu daha iyi anlamamız çalışmamız lazım. Ben bugün belki çok şey yapamadım, toparlayamadım. İstanbul Yok gayet, gayet yapamadım. güzel toparladınız. Çok teşekkür ederiz. Daha yani dediğiniz gibi devletlerin 3-4 uydu gönderdiği bir dönemde yani bir özel şirketin 70 bin uyduyla bütün dünyanın neredeyse etrafını kaplayan ve her taraftan iletişim alıp ne diyeyim sinyallerle dünyanın da dengesini bozabileceği bir döneme aslında yavaş yavaş yaklaşırken ee, bu mesele gerçekten çok daha üzerinde titizlikle durulması gereken bir şey. Çok teşekkür ediyoruz ee, Emrah Bey. Çok ben şart... teşekkür ederim. Ben bir, bir şey daha söyleyeyim mi son sözümden? Tabii buyurun. Lütfen. Şimdi bazen yurttaşlarda da e, piyasa aktörlerine kaçış gibi bir eğilim olabiliyor. Yani e, burada piyasa aktörlerinin aktif hale gelmesi yurttaşlar için devlet karşısında güvenli bir alan büyüyormuş gibi bir görünüm yaratabiliyor. Hani ben bunun da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani burada yine kamu işletmeciliği e, geleneğine sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Hani biraz bu tarih çalışmaları bu yüzden de önemli. Çünkü aslında bütün bu kamu işletmeleri, kamu tekerleri bir günde kurulmadı. Hani bunun arkasında yaşanmış bir deneyim var. Hem Türkiye'nin hem diğer e, dünya ekonomilerinin bu özel şirketlerle yaşadığı tatsız deneyimler var. E, bu deneyimlere binaen biraz da yurttaşların e, temel haklarını e, sağlayabilmek için... Bu kamu işletmeciliği geleneği ortaya çıkmış durumda. Hani burada e, ibrenin çok dikkatli konumlandırılması gerektiğini söyleyerek bitirmeye çalışayım sözlerimi. Yani bu piyasa devlet ve yurttaş aktörleri arasındaki dengenin yurttaş lehine kurulması gerekiyor. Evet, şüphesiz umarım gerçekleşecek. Biz de bunu e, tahayyül etmeye devam edelim. Tekrar çok teşekkür ederiz. E, Evet bugün şehir hepimizin de Sırrı Emrah ile birlikteydik. Daha nice programlarda birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin.